gömümüz. Şşt, baba, baba. Bağırma, duyacak Sarp denen vandal. Şşt, duymasın, sessiz ol. Abi sen ciddi misin? Gömü mü var gerçekten? Kızım herhalde ciddiyim yani. Harold yani. Ha, dedem bana uzun uzun anlattı. Ölüm döşeğindeki son sözleri oldu bana bu. Dedi ki bahçede dedi gömü var dedi. Gidin dedi o gömüyü dedi oradan dedi çıkartın dedi. Dar gününüzde dedi yardımcı olur dedi ya. Ulan Sıpa, daha önce niye söylemiyorsun bunu bize? Ya niye vuruyorsun çocuğa ya? Gelen vurdu, giden vurdu zaten be. Hiç baba ya, Allah Allah. Ayrıca biz daha önce dara mı düştük ki? Biz hep zengindik. Hiç aklıma gelmedi, ne bileyim ben. Hep zengin olduğumuz için unuttum gitti. Oğlum, deden seni kandırmış olmasın? Saçmalama baba, dedem yapmaz öyle şey. Lütfen, bana bak. Ya doğruysa? Evet. Yani babamın sağa solu belli olmaz. Yani yapmış olabilir. Yok yok. Kesin yapmıştır o. Kalkın. Nereye? Kazmaya. Aşkım saçma sapan konuşma. Otur, gecenin körü. Ne yapacağız? Gündüz olsun sabah olsun gideriz. Evet baba, yani şimdi akşam akşam hiçbir şey görmeyeceğiz. Sabah gideriz. Tamam oturun. Aslan oğlum benim be. Aslan oğlum. Ulan biz burada iflas ederken daha önce niye söylemedin bunu? Nermin, duygudan duyguya giriyorum. Senin gibi oldum şu an. Yani mutlu muyum, sinirli miyim anlayamıyorum. Kız bak aynı ben. Ya baba nasıl haber verebilirim? Bir tane telefon hakkım vardı. Onunla da avukatı aradım zaten ya. Evet doğru. O zaman Allah seni sınır dışı eden ABD adaletinden razı olsun. Şş, Özdemirler. Yatalım. Çok heyecanlı. Evet evet yatalım. Sabaha zinde olmamız lazım. Hadi. Abi gel sen de bize olalım. Tabii olur. Nermin'cim, biz de Çulsuz Ahmet Efendi'nin odasına konalım. Nasıl olsa bu gece yok.